hep söylediğiniz bir şey var. Eskişehir bizim evimiz diyoruz. Ve bunun için kampımıza gene 16'sında Eskişehir'de başladık. Ve federasyonumuzun gayretleri sonucunda İtalya'yla iki maç, Makedonya'yla bir hazırlık maçı yapma ve gene yaptığımız girişimlerde grup başı olmamızdan dolayı müracaatımız sonucunda Dünya Kupası grup eleme maçlarında Eskişehir'de oynama şansına sahip olduk. Kendi evimizde oynayacağımız için iyi de hazırlandık diyebilirim. Özellikle sıkıntımız yaptığımız kampların sonunda hazırlık maçı yapamadan o zamana kadar maçlara çıkmıştık. Ve maçın başlarında ya da sonlarında yaptığımız kritik hatalar bizim verdiğimiz mücadelenin, verdiğimiz emeğin son anda boşa gitmesine sebep oluyor dediğim. Bu sefer 3 tane hazırlık maçını hazırladık. Oyuncularımızın hepsini görme şansımız oldu. Cuma günkü maça hazırız. Rakiplerimizi seyrettik, analizlerini de yaptık oyuncularımızla beraber. Ne yapacağız veya nasıl oynayacağız onları da biliyoruz. Dediğim gibi Eskişehir evimiz ve seyircimizin desteğiyle buradan grup başı olarak çıkmak istiyoruz. Çünkü buna bizim Türkiye futbolunun ihtiyacı var. Zaten benim ve ekip arkadaşlarım, oyuncularımın bütün hedefi Türkiye futboluna bir şeyler verebilmek, Türkiye futbolunu yukarılara taşıyabilmek hedefleri. Buradaki tek amacımız bu. Başka hiçbir beklentimiz yok. Oyuncu olarak, antrenör olarak Türkiye futboluna ne verebiliriz? Nasıl Avrupa'da ve dünyada biz Türkiye futbolunun adını duyurabiliriz? Bütün mücadelemiz bu. Oyuncularım demek ki bu zamana kadar 3 senedir beraberiz bu kurduğumuz kadroyla. O kadar iyi işler yapmışlar ki 5 tane oyuncumuzun yurt dışında oynama şansları da doğmuş oldu. Kendilerini gösterdiler. Ne kadar iyi futbolcu olduklarını gösterdiler. Bu da uzun yıllar sonra 1-2 oyuncu dışında 5 tane oyuncumuzun da yurt dışında oynamasıyla sonuçlandı. Oyuncularımız büyük emek veriyorlar. Çok istekliler. Bu zamana kadar hep öyleydiler. Hiçbir maçı bırakmadılar. Sonuna kadar oynadılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Herkesin bizi överken tek söylediği buydu. Yenildiğimiz maçlarda bile bu takım 60 dakika mücadeleyi bırakmıyor diyorlardı. Hani bu bizim için güzel bir eleştiriydi. Olumlu aldığımız eleştiriler de oluyordu. Onları da zaten dikkate alıyoruz. Neyi yapmışız, neyi tam yapamamışız. Eskişehir halkının handball'a olan ilgisi çok üst düzeyde. Yani bunu başka yerde sağlayamıyoruz. Keza biz kendi aramızda konuşurken de Eskişehir'de olan handball'un bağlantısı bitmiyor. Ben geçen sene de burada oynuyordum. Farklı bir atmosfer var. İşte dışarıdaki insanlar handball'u seviyor. Bunun da böyle ihtiyacı var anlamında bence. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Geçen hafta çarşamba günü başlayan bir süreç. Maç artık 2 gün kaldı. Biz oynadığımız hazırlık maçlarıyla, yaptığımız antrenmanlarla, yaptığımız toplantılarla beraber maça hazır durumdayız. İşte hocamızın az önce belirttiği gibi can arkadaşımızın dışında bir eksiğimiz de yok. İnşallah Cuma günü çıkıp elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapıp ilk maçı galip bitirdikten sonra artık Belçika maçını düşünmek istiyoruz. Çünkü hem Türk handbol adına hem de Türk sporu adına buradan çıkmamız ve ardından oynayacağımız playoff'la beraber dünya şampiyonasına katılmamız handbolun miladı olarak görüyorum ben.